Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Akışı önce paylaşalım. En başta bir husus. Eğer Kur'an'ı İslam'ın erken dönemini Hz. Peygamber'in örnekliğini esas alırsanız e, İslam'da itikadi mezhebin olmayacağını, olmaması gerektiğini rahat düşünebilirsiniz. Fıkhi mezheplerin e, durumu daha farklıdır. Ama bizim e, mezhepler tarihi literatüründe e, mezhepleri iki kategoride hep e, nitelendirdik diyoruz. E, fıkhi ameli mezhepler ve siyasi itikadi mezhepler tarzında. E bugün böyle bir kalıplama zaten işte tanımlamanın ilginç tarafı burasıdır. Tanımlamak, belirlemektir. Ama sizden öncekilerin tanımlarına mahkum olursanız, belirlenmiş üzerinde yürürsünüz ve malumata mahkum olursunuz. Bilim dediğiniz şey, Sizden öncekilerin yaptığı tanımları da ihtiyaç halinde sorgulamaktır. O yüzden konuya başlarken diyorum ki her ne kadar literatürde itikadi mezheplerden söz edilirse de itikatta mezhep olmaz. Gerekçesini e, unutmaz unutursam hatırlatın. E, hariciliği tamamlayıp e, onların e, güncel meseleler bugüne yönelik... E, fikirlerinden katkılarından söz ederken hatırlatırsanız bunun cevabını veririm yoksa cevabını vermeye niyetim yok. Nelerden söz edeceğim? Bugün haricilik dediğimizde hemen görebileceğimiz gidip sosyolojik araştırmalar yapabileceğimiz bir mezhep yok. Haricilerle irtibatlı tek bir mezhep var. Ee, ibaziye ilginçtir ibaziler kendilerinin haricilikle irtibatını kabul etmezler reddi miras denilebilir buna ee, ya da e, kendilerine harici zeminin içinde alternatif bir tarih inşa etmişlerdir ee, akış içinde oraya geleceğiz peki o zaman odaklanacağımız yer neresi? Bu aynı zamanda sizler için herhangi bir mezhebin itikadi görüşlerden hareketle de oluşan ama daha çok siyasi sahiplerin belirleyici olduğu mezheplerin ortaya çıkış sürecini anlama konusunda da bir örnek teşkil etmiş olacak. Bir başka ifadeyle anlatmaya çalışacağım hariciliğin o teşekkül süreci fikirlerinin oluşumu dikkatle e, anlaşılabilirse a bugünkü siyasi partilerin nasıl oluştuğunu e, ve nasıl bir süreç takip ettiğini daha kolay anlarsınız b dinin siyasallaştığı zaman içinin nasıl boşaldığını daha sağlıklı düşünebilirsiniz dinin siyasal ideolojiye indirgendiği zaman c siyasetin doğası gereği e, duruşunun e, büyük ölçüde ayrıştırıcı olduğunu daha kolay fark edebilirsiniz. Bu söylediklerim hariciliğin doğuşundaki siyasi faktörlerin gerçekten ileri düzeyde belirleyici olduğu tespitinin e, günümüze ulaşan yansımalarıdır. Hariciliği iyi anlarsanız aslında batı düşüncesinden çok önce, evet 1400 sene önce Müslüman gelenekte bir amel-iman ayrımı meselesinin tartışıldığını görürsünüz. Harici düşüncede amel ve iman arasında fark olmadığı için bunun sonuçları mürci gelenekte amel-iman ayrımının öne çıkmasına yol açmıştır. Bu o o zamanki koşullarda büyük günah tartışması yine Müslüman gelenekte çok ciddi açılımları beraberinde getirmiştir. Hemen her mezhebin büyük günah işleyenle ilgili görüşleri vardır. O yüzden hariciliğin arka planını, teşekkül sürecini iyi analiz etmek lazım. Bugün mesela hiç dikkatinizi çekmeyen bir takım unsurlar 10 sene sonra, 20 sene sonra toplumda çok farklı farklılaşmalara, çok farklı siyasi oluşumlara yol açabilir. Bir tanesini sadece dikkatinize sunacağım. Ben e, Fethullahçı yapılanmanın 2010'lu yıllarda bir tür mezhepleşme sürecine doğru evrilmeye başladığından söz etmiştim. Bana kızdılar. Sen cemaat düşmanlığı yapıyorsun diye. Hatta şu anda web sayfamda olan bir makalenin adı Türkiye'de cemaat meselesini konuşmak kolay değildir. 2010'da yazdım ve yani merak eden arkadaşlar bakabilir. Şu anda Türkiye'nin cemaatle ilgili yanlış politikaları mezhepleşme sürecini daha da hızlandırmıştır. Detaylara girmiyorum. Sadece örnek üzerinden düşünmenizi isterim. 1974 yılında Pakistan'da Ahmediler İslam dışı ilan edilmiştir. Şu anda Pakistan Ahmedilerin merkezi Londra'dır ve oradan gerçekten tüm İslam coğrafyasına yönelik çok da ciddi faaliyetlerin içindedirler. Sadece mukayese olsun diye söyledim. O yüzden meseleleri anlarken yani şu anda gördükleriniz Bugünün şu anın içinde yaşanılan anın görünürlüklerinden ibaret değildir. Mezhepler söz konusu ise o insanların bilinçaltını inşa eden arka plana eğilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu bağlamda önce teşekkül sürecini sonra o süreçte harici düşüncenin nasıl oluştuğunu ve kurumsallaşmanın nasıl olduğunu Hicri 64 yılında haricilerin nasıl fırkalara ayrıldığını ana hatlarıyla anlatacağım. Ama odaklanacağım yer şurası. Hariciliğin oluşumunu hazırlayan sebepler. Bunu doğrusunu isterseniz çok önemsiyorum. Daha kolay anlaşılsın diye hemen önce örnekleri vereyim. Cemel Savaşı oldu. Cemal Savaşı'nda taraflar Kim? Peygamberin eşi Ayşe devenin üzerinde savaş adını oradan alır. Yanında kim var? Aşire-i Mübeşşere'den Talha ve Zübeyir var. Karşısında kim var? Aşire-i Mübeşşere'den Hazreti Ali var. Ve ne oluyor? Savaş oluyor. Ölenler var, öldürenler var. Ölenler kim? Müslüman. Öldürenler kim? Müslüman. Peki Kur'an'a göre insan öldürmek nedir? büyük günah. Büyük günah işleyenin durumu ne? Bu insanlar savaşarak büyük günah mı işlediler? İşledilerse bunların durumu ne olacak? Ha, burada sorunu çözmenin iki yolu var. Daha doğrusu sorunu çözer gibi yapmanın iki yolu var. Tartışmaların üstünü aşere-i mübeşşere şalıyla bir kapatırsınız. Ölenli de öldüreni de cennete gönderirsiniz. Evet. Talha ve Zübeyir e, savaş meydanında öldürüldü. Ve şunu düşünmezsiniz. Acaba Hazreti Peygamber kimin cennetlik olup olmadığını bilir mi? Ya Kur'an diyor ki sen gaybı bilmezsin. O da diyor ki ben gaybı bilmem. Ama hiç bunları sorgulamayız biz. Kapattık aşire-i mübeşşere şalıyla bu meseleyi. Başka ne dersiniz? Dersiniz ki efendim bu bir iştihat hatasıdır. İştahat önemli bir şeydir. İsabet edene iki sevap, hata edene bir sevap. Onlar da iştahat etmişler. Bakın her ikisi de meseleleri anlamaktan kaçış yoludur. Yüzleşmekten kaçmaktır. Ve kaçtığımız için de hemen bir i̇bn Sebe icat ettik orada. Ve suçları yükledik ona. Bir Yahudi dönmesi Müslümanları birbirine düşürdü. Bakın hala farkında mısınız? Müslüman kafa her olayın altında İbn Sebe arıyor. Ve işin en kötüsüne gerçek İbn Sebe'lerin olduğu olayları da kimse görmek istemiyor. Çünkü İbn Sebe'yi hep dışarıda arıyorsunuz. E İbn Sebe tıpkı şeytan hep dışarıda aradığımız gibi. E şeytan bizim içimizde. E şeytan biziz yani eğer bir takım problemler arayacaksanız. Ama bununla yüzleşmek insana ağır geliyor. İnsanı rahatsız ediyor. O zamanki olaylarla da alakalı. Şimdi devam edin. Cemelin öncesinde Hazreti Osman öldürüldü. Kim öldürdü Hazreti Osman'ı? Var mı bir fikriniz? Hadi diyelim ki bizim İbn Sebe Müslümanları kışkırttı. Ee, i̇yi de e, İbn Sebe öldüren isimli öl o öldürme esnasında orada olan isimler arasında zikredilmiyor. İbn Sebe ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Kimin ismi daha çok biliniyor? En bilinen isim nedir Hazreti Osman'ın öldürülmesinde? Muhammed bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğludur. Peki Muhammed bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğluysa sonra bakın aynı şekilde e, Hazreti Ali'nin de Mısır valisidir Muhammed bin Ebi Bekir. Peki buradaki olaylar şimdi bakın birbirinden bağımsız gibi görünüyor ama olayları birbiriyle irtibatlandırmamız gerekiyor. Bu benim daha sonra haricilikle alakalı söyleyeceğim şeylerin kökleri buralarda yatıyor işte. Fakat bir şeye dikkat çekeyim. Bu da bizim e, düşünce tarihini, e, İslam tarihini, Müslümanların tarihini anlarken yaptığımız en büyük hatalardan birisidir. Bu olayların daha sonra hariciliğin teşekkülünde etkili olması bu olaylar esnasında hariciliğin var olduğu anlamına gelmez. Lütfen buna dikkat edin. Söylediklerimin anlaşılması için anahtar cümledir bu söylediğim. Çünkü bu konuyu araştırma yapan pek çok kişi diyor ki haricilik Hazreti Osman devrinde ortaya çıktı. Bazı araştırıcılar diyor ki haricilik işte Sıffin'de Cemal'de ortaya çıktı. Sıffin özellikle Sıffin'de ortaya çıktı. Ali'yi savaşı durdurmaya zorladılar. Acaba Ali'yi Sıffin'de savaşı durdurmaya zorlayanlarla sonra... Ali'ye sen hakem tayin ettin diye Ali'ye tekfir edenler aynı grup mu? Orada bir faktör var aslında unuttuğumuz bir şey var. Hz. Ali'yi savaşı durdurmaya zorlayan küfeli kurra. Bunların içinde daha sonra haricilerin saflarına gidenler de var. Ama orada ilginç bir şey var. Biz hep olayları böyle e, tek tipleştirmeyi daha çok seviyoruz. Bazen detayları göz ardı ediyoruz şu söylediklerimin iyi anlaşılması için bir gerçeğin mutlaka göz önünde tutulması lazım. O da şudur. Özellikle Hicri 1. asırda Müslümanların yaşadığı coğrafyada olup biten her şeyi çok iyi anlamak istiyorsanız o zaman Araplardaki kabile asabiyetini mutlaka görmek mecburiyetindesiniz. Bunun olmazsa olmazı yok. Sadece zihinleri provoke etmek için söylüyorum umarım yarın aleyhimde kullanmazsınız ya da birileri kullanmaz bu cümleyi ama zihinleri provoke etmek için biraz gerekiyor bu söyleyeceğim şey. eğer İslam'ın hangi alanlarda yeterince başarılı olamadığı ya da İslam'ın başarısız olduğu alanlar var mı diye soru soracak olursanız ben size diyeceğim ki Araplardaki kabile asabiyetini yok etmede İslam başarılı olamamıştır. Evet. Bu bugün de geçerlidir bu söylediğim. Yani bugün de bu söylediğim geçerlidir. Ama şu anda büyütecimizin altında Hicri birinci asır var ve birinci asırdaki bu Araplardaki kabile asabiyetinin bazı tezahürlerini şimdi size söyleyeceğim. 1. Hz. Muhammed Haşim oğullarından birisi olarak çıktı, peygamberliğini ilan etti. Asabiyetin olumlu tarafı Mekke'de bu kabile asabiyeti Hazreti Peygamber'i hayatta tuttu. Kabilesi Müslüman olmadığı halde çoğu amcası e, e, şeyle bunu korudular Hazreti Peygamber'i. Olumsuz tarafı e, Hazreti Peygamber Haşim oğullarından olduğu için Ümeyye oğulları Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamakla kalmadılar. İslam'a karşı savaştılar. Bedir'de kim var? Finansör Ebu Süfyan. Uhud'da kim var? Ebu Süfyan. Hazreti e, Hamza'yı şehit eden, e, o vahşiyi yönlendiren kim? Ebu Süfyan'ın eşi. Ebu Süfyan kim? Daha sonra karşınıza çıkacak Muaviye'nin babası. Bakın olayları takip edin. Ümeyyoğullarının önemli bir kısmı Hazreti Osman gibi birkaç istisnanın dışında Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamıştır olmamakla kalmamış aynı zamanda İslam'a karşı mücadele etmiştir. Şimdi bu cümlenin yansımasını hemen nerede göreceksiniz? Bir, İslam öncesi dönemde Emevi Haşimi çekişmesi vardı. Bu Hz. Muhammed'in Haşim oğullarından olmasıyla farklı bir nitelik kazandı. Ama dikkat edin şimdi. Hz. Ömer'in oluşturduğu altı kişilik heyette Hz. Osman'la Hz. Ali'nin karşı karşıya gelmesi toplumda var olan bu kabileciliği hortlattı. Toplumun bir kesimi dedi ki Ali halife olursa kabul etmeyiz, itaat etmeyiz. Kim bunlar? Ağırlıklı olarak Ümeyye Diğer bir kesimde dedi ki Osman halife olursa kabul etmeyiz, itaat etmeyiz. Kim bunlar? Bunlar da Haşim oğulları. Bakın kendiliğinden zihinsel yarılmayı fark ettiniz mi? Bu söylediğim hadise iki denge unsuruna işaret ediyor. Bir, Emevi Haşimi dengesi Hz. Ebu Bekir'i hilafet makamına taşıyan da bu dengedir aslında. Kendi liyakatının yanında. Olayların sosyolojik arka planını iyi okursanız bunu görebilirsiniz. Ha sonradan Şia'nın iddialarına karşı bizim ehli sünnette e, peygamber onu imam tayi imam namaz kıldırmaya görevlendirdi gibi delillerin peşine düşmüştür. Bunlar çok çok sonraki şeylerdir. İkinci denge vardır orada. Kureyş ve eee Kureyşli olmayanlar dengesi. Kureyş'in Kureyşli olmayanlar üzerinde ağır bir baskısı ve hakimiyeti vardır. Bu o, ikinci söylediğim unsur aslında e, meşhur ehli sünnetin de sahip çıktığı hilafetin Kureyşliliği ifadesinde e, e, temsil tem, temsilini bulur. Yani e, Kur'an'a rağmen Halifeler Kureyş'ten olur sözü Müslüman gelenekte kabul görmüştür. Ehli Sünnet çizgisindeki gelenekte. Evet Kur'an'a rağmen diyorum. Burada belki İbni Haldun daha çok Kureyş'in üstünlüğünün işareti olarak yorumlarsa da bunu Maturidi biraz da o zamanki muhtemelen mahalle baskısından korktuğu için bunun diyaneten yanlış, siyaseten doğru olduğu gibi bir yoruma gidiyor. Ama bu Sünni düşünceyi etkileyen bir faktördür. Bunun devamında ortaya çıkan nedir? Bakın hariciliğe nasıl yansıdığını hemen söyleyeceğim. Haricilerin imamet anlayışında öne çıkan bir unsur vardır. Haricilerin en avantajlı ya da İslam düşüncesine katkı niteliğinde bir boyuttur bu. Derler ki bir kimsenin imam olması, halife olması için alim olması cesur olması yeter. Burnu kesik köle bile olsa halife olabilir, imam olabilir. Bu ifadedeki Kureyşliliğe karşı tepkiyi hissedebiliyor musunuz? Bu çok erken dönemde tartışılan meselelerden birisidir. Yani burada hariciler bunu tartışırken peygamber imamlar Kureyş'ten olur dedi diye tartışmıyorlar öyle bir şey. Bu fikir o zaman diliminde yok. O zaman ne çıkıyor karşınıza? Halifeler Kureyş'ten olur tezi bile siyaseten daha sonra hadisleşmiş bir tezdir. Çünkü bu e, imamlar Kureyş'ten olur ifadesi Hz. Ebubekir e, hilafet makamına gelirken o zamanki tartışmalarda kullanılan bir argüman değildir. İsterseniz burayı birazcık açayım parantez içi bilgi olarak. Ne demek istiyorum? Kullanılan argüman değildir. Eğer böyle bir hadis bilinseydi ben Medineli Ensar'ın daha Hazreti Peygamber'in naaşı ortada dururken sakife'de içlerinden birisini lider belirlemeye belirlemek için toplandıklarını anlamlandıramazdım. Yani e, Ensar daha Hazreti Peygamber'in naaşı ortada dururken böyle bir e, işe kalkışıyorlar. Böyle bir hadis o zaman argüman olarak kullanılsaydı ee, Hazreti Ebubekir Ömer olaya müdahil olunca çok uzun ciddi tartışmalar vardır orada Medineli ensar madem geldiniz bir emir sizden bir emir bizden olsun demezdi. Üçüncüsü böyle bir şey olsaydı o tartışmalar ekseninde Ebubekir e, halife olamazdı. Onu o, o makama taşıyan liyakatının yanında işte kabileler arası denge politikasıdır. Ama bizde şöyle bir şey var, olaylar olur, sonra onu meşrulaştırmaya çalışırsınız. Ee, yani argümanların çoğu Hz. Ebu Bekir halife olduktan sonraki süreçte üretilmiştir. Buradan çıkan küçücük bir sonucu, haricilerle irtibatlı boyutu söyleyeyim size. Ee, İslam, yani Hz. Ebubekir'in hilafeti, Hz. Ebubekir'in halifeliği dini bir sorumluluk değildir o zamanki koşullarda bu siyasi bir sorumluluktur. Hariciler bunu aslında daha iyi anlamışlar. Yani imamlar Kureyş'ten olur tezine karşı çıkarken bunu da iyi anlamışlar aslında. Ne demek istiyorum? Sözümün kanıtını söyleyeyim size. Hazreti Ebu Bekir meşru halife olarak kabul etmeden ölen sahabe var mı sizce? Bu kadar fazla ki. Biz sadece birkaç tanesinin adını hatırlayabiliyoruz. Mesela Sa'd bin Ubade'yi e, kitaplarda zikrederken bazıları eklemiş oraya. İşte ne Allah canını alsın gibi böyle ifadelere rastladım. Ensar'ın en büyüklerinden birisi. Ama kimse Peygamberimizin kızı Fatıma'ya laf etmiyor. Evet Fatıma da Hz. Ebu Bekir'in meşruiyetini kabul etmeden vefat etmiştir. Başka? Ridde olaylarını hep nasıl anlarsınız? Dinden dönenlerle savaş. Ridde olayları dinden dönenlerle savaş değil. İsimlendirme yanlıştır orada en temelde. Esasında nedir? Hz. Bekir'in vergi vermeyenlere karşı siyasi bir kararla yaptığı bir savaştır o. Dolayısıyla yani meselelere bakarken biraz arka plan unsurlarını doğru okumak lazım. Bizim maalesef tarih bilgi ve bilincimiz bir tip, bir tür ütopya. Yani her mezhep kendine göre bir tarih inşa etmiş ve onun üzerinden olayları okuyoruz. Bu bağlamda hariciler nasıl bir tarih inşa etmiş? Dört halife dönemiyle ilgili söylüyorum. Dikkat buyurun. Hariciliği anlamak için şu söylediklerim gerçekten çok önemli. Hariciler der ki Osman bin Affan ilk altı yıldan sonra küfre gitti. Başka Ali bin Ebi Talip de tahkimden sonra küfre gitti. Ne demek? Kim Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin kafir olduğunu, putperest olduğunu söylemezse kafirin ta kendisidir. Gördünüz mü? Hariciler açısından ideal dönem ne oldu o zaman? iki halife dönemi. Ebu Bekir ve Ömer dönemleri. Peki Şia'nın tarih telakkisi nasıldır? Şia anlayışta Hazreti Ali e, nas ve tayinle imamdır. Haz Hazreti Peygamber'den sonra bila fasıla imamet, hilafet Ali'nin hakkıdır. Peki ne oldu o zaman? Ebu Bekir, Ömer, Osman Hazreti Ali'nin hakkını gasp eden gasıplardır. Hatta burada daha öyle ilginç rivayetler var ki, üç kişi hariç, beş kişi hariç sahabenin tamamının irtidat ettiğine dair Şii kaynaklarda bilgiler var. En mutedillerinden birisi bizim Ali Şeriatiy'dir. Dine karşı din kitabını Hüseyin Hatemi'nin rötuşlarıyla birlikte okuyun. Orada bile sahabeye karşı Ali Şeriatî'nin o genetik öfkesini bence görebilirsiniz. Dikkatli bir okuyucu. Farsça bilenler kitabın farsçasıyla, farsçasından okurlarsa daha çok istifade ederler. Yani bakın cümleyi bilerek kurdum. Çünkü Hüseyin Hatemi de o geleneğin içinden gelen bir isim olarak, yani bir başkası tercüme biraz farklı söylersiniz. hemen bir açıklamada Yeni tercümede ne yok. Ee, onu bana gönderseydiniz ben de bu cümlemi ona göre düzeltirdim <laughs> ve karşılaştırır bir değerlendirme yapardım ama e, Hatemi'nin tercümesi üzerinde kafa yordum Hümeyni'nin o İslam'da hükümeti de tercüme eden Hatemi'dir yani bilgin e, şeyler e, bunlar neyse Şimdi e, ya sıkıntı şu. E, o zaman öyle dediniz. Küçük bir anekdotu aktarayım. 91'de İran'a gittim. Benim Ali Şeriatı ile ilgilenmeme yol açan Cemil Meriç'tir. Onun bir kitabındaki bir ifadesi beni çarptı. Ondan sonra oturdum. Ali Şeriatı çok dikkatle okumaya çalıştım. Ve 91'de İran'a gittim. Ali Şeriat'ın kitaplarının Farsçasını bulacağım böyle çünkü hakikaten iyi bir kafa böyle bir anlaşılmayı hak ettiğini düşünüyorum birkaç yere sordum bana tuhaf tuhaf baktılar adamlar böyle en son bir başka yayın evi herhalde gördü galiba oralardan o kitap evinden çıktığımı vatandaş güzel bir Türkçeyle dedi ki siz galiba İstanbul'dan geldiniz. zihinlerde Ankara yok İstanbul var Evet dedim ben Ankara'dan geldim burada dedi Ali şeriatinin sakıncalı ilan edildiğini yasak kitaplarının yasak olduğunu Siz bilmiyorsunuz dedi ben şaşırdım ilk yaşadığım şoklardan birisiydi Türkiye'de ısrarla Ali şeriatinin okutulması isteniyor o sıra Furya halinde tercüme edildi Ama İran'da Ali şeriatinin kitaplarının yasak olması Sonra tabii biraz daha okudukça anlıyorsunuz kapattım parantezi dikkatimizi daha fazla dağıtmayalım bir nefes payıydı bu ama şunu söyleyeyim Ali Şeriat'i hakikaten e, okunmayı hak ediyor ama eleştirel çerçevede biz e, Ali Şeriat'i çok tüketildi hiç eleştirilmedi ciddi manada kendi tespitimi söyleyeyim sadece... Çünkü Ali Şeriati ile ilgili ilk ciddi makaleyi yazan yazan benim o doğrultuda bayağı emek verdim. Şianın tıkanan damarlarını samimiyetle açmak istiyor. Sorunu çok iyi görmüş ve böyle bir yaklaşım içerisinde. Diyor ki ben ne garip bir insanım. Suudi Arabistan'a gidiyorum Şii diye konuşturmuyorlar. Ülkemde de diyor Vahabi diye saldırıyorlar bana. Böyle yani Şii düşüncenin içinde eleştirel düşüncenin gelişmesi çok kolay değil, çok daha zor. Şimdi bu anlatmaya çalıştığım çerçevede e, hilafet meselesiyle alakalı oradan birazcık bu tarafa azıcık e, nefes alma payı açmış olduk. Ve e, söyleyeceğim şey şu idi, e, haricilerin daha sonra teşekkül eden imamet nazariyeleri biraz önce söylediğim tarih telakkisi üzerine inşa edilir. Harici düşüncede ideal dönem Ebu Bekir ve Ömer dönemleridir. Şii düşüncede Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'nin hakkını gasp eden gasıplardır. Peki başka? Zeydi düşünce aslında daha muhtedil ikisinin arasında bir yerdedir. Zeydi düşüncede e, Zeydiler der ki e, evet hilafet Ali'nin hakkıydı ama Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın da halifelikleri meşrudur. Eftal meftul tartışmasıdır bu. Peki bizim klasik ehli sünnetin bakışı nedir burada? Dört halife dönemini fazilet sıralaması olarak algılayıp o dönemi idealize eden bir yaklaşım. Bence bu dört ayrı tarih telakkisi biraz düşünmeyi gerektirir. Detaylara girmiyorum çünkü haricilik üzerinden meseleyi götürmeye çalışıyorum. Niye Müslümanlar uzlaşamıyorlar? Eğer sizin dört halife dönemi sizin Hazreti Peygamber ile ilgili bile dört halife dönemi öncesinde Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemle ilgili zihninizde bir ortak payda inşa edilmemişse, bir ortak payda bilincine sahip değilseniz çok kolay ayrışırsınız. Bu ayrışmalar din adına ortaya çıkar. Bunun sonucu nedir? Dört halife döneminden size intikal eden bilgiler Şii iseniz sizin oluşturulan tarih telakkinize uygun olarak inşa edilerek size geliyor. Sünni iseniz sizin tarih telakkinize uygun olarak o bilgiler inşa edilerek geliyor. Sünni gelenekte inşa edilen o bilgilerden birisi işte söylediğim aşere-i mübeşşere meselesidir. Evet. Neye aykırıdır? Kur'an'a aykırıdır. Neye aykırıdır? Hazreti Peygamberin örnekliğine aykırıdır. Ama niye sorgulayamıyoruz ki? Devam devamında bir sürü şeylerle karşılaşacaksınız işte bu bağlamda. Şimdi şu olayların akışı içerisinde biraz zihnimizi toparlayalım. Dört halife döneminde Hazreti Ebubekir'in hilafet makamına gelmesi, arkadaki kabile asabiyeti, Hazreti Ömer'in yerine Hazreti Ebubekir'in yerine Ömeri Ömeri e, tavsiye etmesi, Ömer'in vefat ederken 6 kişilik heyet ortaya koyması bunlar hilafetle ilgili aslında bir tür arayışın tezahürleridir. Bu bağlamda Hazreti Osman öldürüldü. Çok hazindir. Hazreti Osman için cihada çıkmak istiyorsanız bunun yeri bugün Medine'dir diye mektuplar yazan bizim Hazreti Aişe, Hazreti Osman öldürülünce Hazreti Ali'ye sen Osman'ın katillerinin niçin cezalandırmada ihmalkar davranıyorsun diye öne çıkan en azından bizim okuduğumuz öne çıkan argüman bu. Hazreti Ali'ye e, karşı çıkar. Cemal Savaşı bunun sonucudur işte. Orada başka detaylar var. Bunlara girmek istemiyorum. Ama ne oldu burada? Hazreti Osman öldürüldü. Müslümanlar dört gruba ayrıldılar. Bir, Cemal'de Ayşe grubu, 2. Şam'da Muaviye grubu, 3. Hazreti Ali'yi meşru halife olarak kabul edenler grubu, 4. Bir de tarafsızlar grubu. 4 ayrı grup çıktı karşımıza. Şimdi bu 4 ayrı grubun özellikleri üzerinde de durmuyorum. Ama bu 4 ayrı grubun ortaya çıkması bize ne söylüyor? 1. Bu 4 ayrı grubun ortaya çıkması... Hilafetle alakalı, siyasetle alakalı o zamanki anlayışı daha derinden kavramamıza imkan sağlıyor. Bu dört ayrı grubun ortaya çıkmasının ana sebebi nedir? Ali Muaviye ayrışmasında kökleri öne e, İslam öncesine uzanan Emevi-Haşimi çekişmesi. Peki Ayşe-Ali e, çatışmasında? Yani orada tabii insanla ilgili hiçbir hadiseyi hiçbir zaman tek bir sebebe indirgeyemezsiniz. Ama ben bu olayı okurken zihnimde oluşan cümleyi şöyle özetlemiştim. Lütfen hiç kimsenin onuruyla oynamayın. Hele kadınların asla. Hiç kimse onuruyla oynanmasını affetmez ama kadınlar hiç affetmezler. Bence bunu Kenar, köşe ya ne bileyim dipnot bilgisi olarak bir kenarda tutun. Yani orada başka faktörler de var. Benim açımdan dikkat çekici olan yani emsar dediğimiz taşra vilayetlere mektup yazıyor Hazreti Ayşe. Cihada çıkacaksanız diyor bunun yeri bugün Medine'dir. Aynı Ayşe Osman öldürülünce niye yani Osman'ın katillerini cezalandırmıyorsun argümanı üzerinden Hazreti Ali'ye karşı çıkıyor. Bunlar enteresan şeyler. Tabii tabii çok açık o. Çünkü benim doktora tezimde ilk yaşadığım şoklardan birisi oydu. Önce bir kaynakta rastladım ya böyle saçmalık olmaz dedim böyle şey olur mu? Bir kenara bırakmıştım hiç üzerinde durmadım. Evet. Öyle yani. Çünkü Osman'ın gitmesi gerekiyor. Hatta çok ilginçtir, ee, yani e, Mısır'dan gelen, Mısır'daki olayların iki mimarı vardır. Mısır'dan kalkıp Mekke'ye gelenlerin, e, onları organize eden iki isim. Birisi Muhammed bin Ebi Bekir'dir, birisi Muhammed bin Ebi Huzeyfe'dir. Ne hazindir ki Muhammed bin Ebi Huzeyfe, Hazreti Osman'ın evlatlığıdır. Hazreti Osman'a diyor ki, herkesi vali yaptım, beni de vali yapacaksın. O da diyor ki hadi oradan ben sana gösteririm diyor. Ve hakikaten çok ilginç. Mesela olayların mimarı çok bizim tarih bilinen tarihte öne çıkmaz. Amrit Astır. Bugünkü Filistin bölgesinde karargahı var adamın. Ve orada Hazreti Osman aleyhdarı tüm faaliyetlerin odak noktasıdır. Hazreti Osman'a yönelik eleştiriler falan çok şeyler var. Orada detaylara girmiyorum. Çünkü derdimiz bunlardan bir haricilikle e, ilgili bu kökler haricilikle ilgili o filizlenmeyi filizlenmeyi nasıl besledi? Kökler buralardan nasıl e, nemalanarak haricilik ortaya çıktı? Bunu anlamanızı istediğim için duruyorum. Şimdi bu olaylar e, Hazreti Osman'ın öldürülmesi Cemal Sıff'in ne oluşturdu? Toplumda çok ciddi bir kaos ortamı oluşturdu. Bakın e, güncel örnek size. 1982 Anayasası Türkiye'de %92 gibi bir e, oy oranıyla kabul edilmiştir. Pek çok kişi o zaman e, o zamanın biz de şahitleriyiz. Belki Türkiye'de mevzi olarak baskı olmuş olabilir belli yerlerde. Ama bunun arkasında yatan şey şudur. Kaos ortamları daima otoriter arayışları tetikler. Anlatabildim mi? Harici zihniyetindeki o katılığı, haricilerin e, o e, buna biz şey diyoruz karizmatik toplum. Sadece kendilerini Müslüman gören arayışlarının arkasında işte bu, bu dikkat çektiğim kaos ortamı yatar. Bu neyi, neyi tetikliyor? Adil ve otoriter idare arayışını. Harici düşüncenin en karakteristik vasıflarından birisidir. Şimdi bu olaylar üzerinden çok daha detaya gitmeyelim. Hemen e, akışı hızlandıralım. Sıffin Savaşı ve Sıffin Savaşı esnasında Hazreti Ali'nin taraftarları galip gelmek üzereyken mızrakların ucuna e, takılan Kur'an sayfaları ve Hazreti Ali'nin saflarından bazı insanların Ali'yi savaşı durdurmaya zorlaması. Bu ilginç bir aşamadır. Burada benim tespitim Küfeli Kur'an'ın rolünün ağır bastığı noktasında. içlerinde daha sonra haricilerin saflarında yer alan isimlere de rastlayabiliyoruz. Devamı hakem tayini gerçekleşir. Bu sefer Hazreti Ali'nin saflarından bir başka grup. Hazreti Ali'ye derler ki sen hakem tayin etmekle küfre gittin. La hükme illa lillah. Bu da e, enteresan bir tablo olarak karşımıza çıkar. Devam ettiriyoruz süreci. Bu grup e, daha sonra Harura denilen yere çekilir. Hazreti Ali ile e, bunlar arasında elçiler gidip gelir. Hazreti Ali bir kısmının dönmesini sağlar. Fakat e, kalanlar Hazreti e, Aliye karşı e, meydan okurlar, e, karşı çıkarlar ve Nehrabanda kan akar. Niye kan akar cümlesinin altını çizmek ihtiyacı hissettim? Derdim şu. Görüş ayrılıkları ister siyasi olsun, ister ideolojik olsun kan aktıktan sonra kemikleşmeye başlar. Bu bizim e, tarihi okurken çıkartabildiğimiz sonuçlardır. Nitekim ben e, tahkim hadisesini anlatırken derslerimde bile hep derim ki tahkim hadisesi hariciliğin doğuşunda bardağı taşıran son damladır. Ama bardaktan akan o e, suyun kendi mecraını bulmaya başladığı nokta kan aktığı noktadır. Nehrevan dediğimiz yerdeki e, o Muhakkimetül Ula diye daha sonra 64 yılına kadar e, devam eden o yapının Artık e, toplumda kendilerinin toplumun diğer kesimlerinden farklı olduğunu, toplumun diğer kesimlerinin de onlara siz farklısınız demeye başladığı andır. İşte onun için diyorum mesela Watt Montgomery Watt'ın ifadesi şudur. Hazreti e, hariciliği anlamak için en uygun başlangıç noktası der Hazreti Osman devri olayları. Velhauzuna bakarsanız zaten o zamanlar haricilik vardır. Fakat işin fikir hadise irtibatı dediğimiz çerçevede yani hariciliğe vücut veren fikirlerin toplumda makes bulduğu ilk noktaları tespite, tespiti esas alırsanız karşınıza nehravan çıkar nehravanda ne olmuştur Ali ile savaş Ali'nin kafir olduğu, müşrik olduğu fikrinin bir araya getirdiği insanların savaşıdır Nehravan'a gidinceye kadar Cemel'de taraflar arasında bir itikadi farklılık var mıydı? Birbirlerini tekfir ediyorlar mıydı? Savaş psikolojisi içerisinde olabilir ama nitekim mesela ilk e, bu meselenin tartışıldığı nokta Cemel Savaşı sonrasıdır. Son derece dikkat çekicidir. Arap geleneğinde yağma kültürü vardır. Cemel Savaşı'nda Hazreti Ali taraftarları galip olunca yanındakiler, ee, hemen yağmalama faaliyetine başlamışlardır. Hazreti Ali der ki, "Hayır, durun, yapamazsınız." Sebep onlar Müslüman. Şimdi bakın çok ilginç bir tartışma çıkar orada işte. Yani o insanların kanı helal, malı haram. Hazreti Ali'nin orada yaptığı bir şey var. Diyor ki, aslında tam susturmak denilen şey bu. Sorunu çözmüyor, sadece susturuyor. Peki diyor, işte müminlerin annesi Ayşe. Hanginiz onu cariye olarak almak ister? Olay kapatılıyor. Çözüldü mü? Hayır. Zihinlerde çözülmedi. Ama o anda Hz. Ali Zevahiri kurtarıyor işte bir anlamda. Bu daha sonraki süreçte Ali'nin otoritesinin sorgulanmasında çok mühim sebeplerden birisidir. Bu bakın daha sonraki pek çok tartışmanın fitilini ateşliyor bu söylediğimiz hadise. Ölen öldürenin durumu ne olacak? Büyük günah tartışması tam da buradan besleniyor. Konuşmamın başında sırf dikkat çekmek için söyledim. Bu Nehravan'dan sonraki süreçte orada e, haricilerin genel kendilerine bakışı şu. Gerçek Müslüman biziz. Bizim dışımızdakiler gerçek Müslüman değil. Daha sonra 64 yılında e, Nafi bin Elezrak'ta somutlaşan ifade nedir? Harici iseniz... Harici sadece gerçek Müslüman sizsiniz. Harici olmayanların canı, malı, kanı helaldir. 64 yılında netleşen, olgunlaşan fikirdir bu. Harici iseniz Nafi bin Elezrak'tan 64'te kopuşa yol açan şey Nafi bin Elezrak ayaklanmaya kalkışır. Ee, buraya tekrar döneceğim biraz sonra ama şu anda yeri gel geldi diye söylüyorum. Ee, o esnada herkesin de kendisiyle bir birlikte ayaklanmasını bekler. Ama insanların önemli bir kısmı kıpırdamaz yerinden. İşte harici olup da Nafi bin ElEzrak'la birlikte ayaklanmayanlar da kafirdir, müşriktir. Onların da kanı canı helaldir. Bakın bu e Sertleşmeyi, sosyal şartların nasıl beslediğini görmeniz için söyledim bunu. Nehravan'daki savaşın arkasında o zamana kadar şey yoktu. Mesela Sıffin'e bakın. E, Hazreti Ali enteresan bir adam. Yani e, hakikaten e, nasıl ifade edeyim? Ben anlamak için epey bir çaba sarf ettim. Bodoslom'a gidiyor böyle kafasına göre bir şey doğruysa yani böyle kim ne anlar, kim ne durur umurunda değil. Mesela şeyle ilgili söylenir. Ben de çok merak etmiştim. Ya dedim Talha ve Zübeyir, Hazreti Ömer'in oluşturduğu heyetle Hazreti Ali'yi destekliyor. Ne oldu da bunlar Cemel'de Ali'nin Ali karşısına çıktılar? Biraz karıştırıyorsunuz olayı, insan gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Talha'nın gözü Basra valiliğinde, Küfe'nin e, şeyin Zübeyr'in gözü Küfe valiliğinde. E, bizim Ali de hiç oralara yaklaşmıyor. Ama aynı Hazreti Ali'nin hatası Muhammed bin Ebi Bekir'i Mısır'a vali olarak atıyor. Niye atıyorsun ki bu şaibeli bir adam. Hazreti Osman'ın katli meselesinde adı öne çıkan bir isim. Velev ki öldürmemiş olsa ki sünni kaynaklar diyor ki Muhammed bin Ebi Bekir Hazreti Osman'ın sakalına yapışmıştı. Osman dedi ki baban seni bu halde görse çok üzülürdü. Bunun üzerine oradan uzaklaştı. Ama öldürülmesi esnasında orada bulunan isimlerden birisi böyle olmuş olsa bile yani tablo çok şey. Şimdi bakın buradaki işte söylemeye çalıştığımız bu olaylar hep daha sonraki pek çok şeyi tetikliyor. Burada ilginç bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Ee, Hazreti Osman öldürüldü. Bakın olayların bundan sonraki seyri özellikle bu söylediğim aslında Şiilik açısından da önem taşıyan bir tespittir. Hazreti Osman öldürüldü. Dört gruba ayrıldığını söyledim taraftarların. Muaviye. Muaviye'nin daha Osman öldürülür ölme öldürülmez Şam'da başlattığı bir kampanya vardır. Kampanyanın mottosu öne çıkan sloganı şudur. Osman'ın katili Ali bin Ebi Talip'tir. Evet. Peki yani bugün biz biliyoruz. O zamanki Müslümanlar da biliyor. Bizim Muaviye Osman'ın katilinin Ali bin Ebi Talip olmadığını bilmiyor muydu? Bal gibi de biliyordu. Ama Muaviye'nin kafasında ilginç bir şey var. Daha bu 34 yılında e, Mekke'de Hazreti Osman bir valiler toplantısı yapar. Toplandı çıkışında Muavi Ali yakalar. Kaynaklardaki bilgi çok ilginçtir. Ali'ye der ki bak Osman'a bir şey olursa hesabını senden sorarım der. Evet. Yani Muaviye'nin kafasında çok ilginç bir şey var. Halifeliği kurgulamış. Yani bizim Muaviye isteseydi yani Hazreti Osman'ı kurtarmak için sadece o zamanki koşullarda Muaviye'nin Şam'da düzenli ordusu vardı biliyor musunuz? İlk düzenli orduyu orada kuran Şam'da Muaviye'dir. Bizans geleneğinden yararlanarak. isteseydi gelip de Hazreti Osman'ı kurtaramaz mıydı? Mekke Medineliler isteseydi Hazreti Osman'ın öldürülmesine göz yumarlar mıydı? Dışarıdan gelen çapulcuları tükrükleriyle boğarlardı. Medinelilerin kılı kıpırdamadı. Emin olun yani biraz bir an önce öldürsünler de onlar da kurtulsun biz de kurtulsun. Havasının ben orada estiğini fark ettim yani. Muaviye fırsat bekliyor. Kafasına koymuş bazı şeyleri. Niteki Hazreti Osman öldürülür, öldürülmez. İşte biraz önce söylediğim bağlamda Osman'ın katili Ali bin Ebi Talip'tir diye başladı. Aslında yani ne denilir buna? Ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Muaviye kusursuz işleyen bir dehaya sahip. Kusursuz işliyor. Böyle öyle bir öyle bir hesap kitap şeyi var ki yani niye Ali niye Hazreti Ali'yi Osman'ın katili ilan etti. Normalde düşünün, Muaviye Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar kategorisindedir. Hoş bizim ehli Sünnet onu vahiy katibi yapmıştır da yani öyle bir şey yok. Ondan sonra Müslüman olanlar kategorisindedir ve Hazreti Ali ile birebir karşı karşıya gelse insanların gözünde Ali mi daha öne çıkar, Muaviye mi? Ali'nin ağırlığı daha fazla. Peki ne yapacak o zaman? Stratejik deha burada işe yarıyor. Önce tartışmayı Ali'yi Osman'ın katili ilan ediyor. Ve aralarında yazışmalar var. Diyor ki Muaviye ben Osman'ın kanını talep ediyorum. Siyasi dehalar kendi kişisel taleplerini toplumun talepleriyle örtüşmeyi üst seviyede başarabilen isimlerdir. Mesela çok önemsenmez ama Demirel de Geçmişte böyleydi. Bir cümlesini hatırlayın. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bu cümlenin doğru okunma biçimi farklıdır. Muaviye'nin yaptığı iş ne? Kendi talebini toplumun talebiyle, hangi kesimin eee oğullarının talebiyle bütünleştiriyor orada. Ve tartışmayı Ali Muaviye zeminine indir e, tartışmayı Ali Osman zeminine yani Emevi Haşimi çekişmesi zeminine indiriyor. Vallahi bunun bir başka siyasi deha örneği var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hazreti Ali'nin en ünlü komutanlarından birisi Ziyad bin Ebihi'dir. Hz Hazreti Ali öldürülmesine rağmen Ziyad bin Ebihi Muaviye'ye kadar 43 yılına kadar savaşmaya devam eder. 43 yılına kadar. Muaviye bakar ki pabuç pahalı bununla baş etmesi zor. Haber gönderir Ziyad bin Ebihi'ye. Ya der biz, kim, biz kimiz? Niye savaşıyoruz? Sen benim kardeşimsin. Daha önce Hazreti Ali'nin o ünlü komutanı Ziyad bin Ebihi, daha sonra Ziyad bin Ebi Süfyan olur ve Küfe'deki Hazreti Ali'ye sevgiyle bakanların baş belası olur. Onlara en büyük zulmü yapan Ziyad bin Ebihi, yani daha sonraki adını söyleyeyim Ziyad bin Ebi Süfyan'dır işte. Bunu da yine hem o o zamanki olaylar bağlamında hem Şiilik bağlamında değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradaki öne çıkan unsurlar bu Muaviye örneğinde şunun için verdim. Ee, o dönemdeki bu biriken öfkeler e, o dönemdeki biriken sorunlar üç noktada harici farklılaşmasının e, haricilerin kendi düşüncelerini inşa etmesine yol açtı bir büyük günah meselesi tartışmalar haricilerin nezdinde büyük günah işleyenin durumu nedir büyük günah işleyen kafirdir bakın ayrılmalarda bu nasıl ortaya çıkacak mesela e, Necedat dediğimiz fırka Nafi bin Elezrak'ın büyük günah işleyeni sorgusuz sualsiz öldürmesi, kadi'yi tekfir etmesine karşılık der ki hayır her günah büyük günah değildir. Büyük günah işleyen öldürülmez. Bir yumuşama süreci 64'lerde. Başka ne çıktı karşımıza? Bu tartışmalar e, harici imamet düşüncesinde Kureyşliliğin devre dışı bırakılmasına yol açtı. Bir üçüncü nokta burada amel-i meselesi ki biraz burayı açmak istiyorum şimdi. Eee Harici kaynaklarda şöyle bilgiler var. Haricilerle ilgili namaz kılmaktan alınları ve dizlerinin nasır bağladığı tarzında bilgiler var. Haricilerle ilgili birkaç e, harici zihniyeti anlamamızı kolaylaştıracak örnekler var. Mesela Abdullah bin Habbab bin Eret haricilerin içine düşer bir defasında. Hariciler hemen sorgulamaya başlarlar, imtihan ederler onu. Soru nedir? Dikkat buyurun. Tarih telakkisi diye bunun için söyledim. Soru nedir? Sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın falan diye sormuyorlar. Öyle bir şey yok. Sen Ebu Bekir düzeltiyorum. Sen Osman bin Affan hakkında ne düşünüyorsun? O da diyor ki babamdan kötü bir şey duymadım. Allah rahmet eylesin. Peki Ali hakkında ne düşünüyorsun? Aynı şeyi tekrarlıyor. Babamdan diyor onun hakkında da kötü kötü bir şey duymadım. Allah rahmet eylesin. E vurun kellesini. Bu kadar yani. Çünkü o, e, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi tekfir etmeyen de kafir oluyor o anlayış içerisinde. Dolayısıyla daha sonraki sürece çok fazla etki ediyor bunlar. Şimdi kritik nokta nedir? Namaz, oruç ve benzeri konularda İslam düşüncesinde ilk defa tekfir müessesesini işleten haricilerdir. Yani e, namaz kılma konusunda bu kadar hassaslar ama... Amel iman münasebetinde ameli imanın bir parçası telakki ettikleri için e, büyük ölçüde tekfir mekanizmasını daha kolay çalıştırıyorlar. O zaman şu soruyu soralım. Haricileri oluşturan gruplar ağırlıklı olarak nasıl gruplar? Bu bunlar e, Mekkeli, Medineli yerleşik hayattan gelenler mi? Hayır. Bunlar daha çok çölde yaşayan bedevi Araplar. Müslüman oluyorlar. Aslında benim şöyle bir tespitim var. Ee, haricilik dediğimiz anlayış daha çok Bedevi Arapların İslam'a karşı tepkisel duruşlarını içinde barındırıyor. Yerleşik hayata geçiyorlar. Bak burada şimdi biraz zihninizi farklı yöne taşıyacak bir cümle kurayım. Türkiye'de şu anda İslam düşüncesinin en ciddi problemlerinden birisi İslamı temsil eden zihniyetin kentte yaşamasına rağmen köylü zihniyeti olmasıdır. Evet, kentte yaşıyoruz ama kafa yapımız köylü kafası. Çünkü e, köydeki düşünme biçimi, köydeki kültür, köydeki e, olaylara bakışla kentteki aynı değildir. İslam köydeki insanın da dinidir elbette, ama medeniyet köylerde olmaz. Medeniyet şehirlerde olur bunu görmemiz lazım hem şehirde yaşayacaksınız ben derslerde de verdiğim bir örneği burada size vereyim bir gün çok acele bir işim var evden bir dosya alıp gelmem lazım biraz kuralcılık var ya işin içinde apartmanın park yerine park ettim yanda da yol var. Ee, indim aşağı bir araba tam benim arabanın arkasına park etmiş. Ya işim de o kadar acele ki bir an önce e, gitmem lazım yani böyle. Sağa baktım kimse yok, sola baktım kimse yok. Apartmanın kapıcısını buldum. Adam tek tek daireleri dolaştı. Birisi sallana sallana geldi böyle. Arabayı çekti ileri gidiyor. Ben de burnumdan soluyorum. Bari adam hiç olmazsa ya e, bir şey der mi diye. Baktım yok, acaba uyanır mı dedim. Beyefendi dedim, çok özür dilerim, rahatsız ettim seni, rahatınızı bozdum dedim. Döndü bana, takma kafana kardeş, olur böyle şey. <laughs> Bütün öfkem gitti yani böyle. Ee, yani e, e, Olay bu, e, ne diyeceksiniz ki? Yani... Harika bir şeydi bak hiç unutmamışım yıllardır zihnime böyle yapışıp kalmış cümle şu takma kafana kardeş olur böyle şeyler. <laughs> Bayıldım adamın böyle rahatlığına şimdi onun için dikkat edin. Mesela ben tek tek saydım bir ara bu konulara merak sardığım zaman köyde anamın babamın akrabaların kaç kelimeyle gündelik hayatlarını idame ettirdiklerini. Benim bulduğum 350 kelimeydi. Daha sonra rastladım bir araştırmaya. E, köy ortamlarında yaklaşık 350-450 kelimeyle hayat idame ettirilirmiş. E, köy, köy Benim gibi köyden kopmayanlarınız varsa... Gidin bakın bakalım köylerde en çok ne konuşuluyor. Özellikle de kadınların işi çok zor. Vallahi çok zor yemin ediyorum yani. Bir defasında gittim anam namaz kılıyor. Çorap arıyor. Hayrola ana dedim. Ya oğlum dedi bir hoca hanım gelmiş çorapsız namaz kabul olmazmış dedi. Ya ana senin kafan çalışıyor dedim. Eskiden çorap mı vardı dedim. E, doğru söylüyorsun hiç düşünmemiştim dedi. Onu atlattık. Bir baktım başka yerde bir kadıncağız tarlada namaz kılıyor. Oturarak kılıyor. Bizim akrabalardan birisi. Vardım e, dedim hayrola bir rahatsızlığın mı var? Sen sapasağlam birisin. İşte yeni bir e, hoca hanım, hoca hanım dedikleri de hızlandırılmış, sulandırılmış o üç ay, dört, beş aylık öyle e, şeyler. Demiş ki tarlada, bahçede namaz kılacaksanız oturarak kılacaksınız. Niye? Efendim e, erkekler görmeyecek, sizi kimse görmesin. Yani bakın bunlar aslında işte gerçekten hariciliği iyi anlarsanız kentteki hariciyi kafayı daha kolay çözümlersiniz arkadaşlar. Yani şu söylediklerim neyle alakalıdır? Köyden kalkıp kente geliyorsunuz ayağınızın tozuyla ve kent hayatına uyum sağlayamıyorsunuz. O zaman sertleşiyorsunuz ve bunu fırsat bilen bir takım din tüccarları periferlere, bu gece kondu bölgelerine özel servis yapıyorlar. Ve felaket bir şey yani. Bunları bence ciddi ciddi düşünmek lazım gerçekten de. Bunlar bizim problemlerimiz. Şimdi burada amel iman meselesiyle alakalı Hemen bunun yansımasını da söyleyeyim size. Bir yandan Emevilerin zulmü, bir yandan haricilerin, e, Maturidinin ifadesiyle e, Allah'ın rahmetini daraltan, Maturidi öyle diyor, haricilerin ve muhtezilerin bu tekfire yatkın olmalarına. Onlar diyor Allah'ın rahmetini daraltıyorlar. O yaklaşım hayatı zorlaştırıyor iyice. Ve yeni arayışlara ihtiyaç var. İşte orada mesela, Haricilerin amel iman bütünlüğü konusundaki tezlerine karşılık Mürciye'nin öne çıkarttığı yaklaşım tam da bu noktada nefes alma imkanı sağlayacak bir yaklaşımdır. Diyorlar ki amel ayrı iman ayrıdır. Aslında buradan bugüne çıkan sonuç nedir? Bakın bu problemler bugün de bizim bizim problemlerimiz. Eğer biz kendi e, Müslümanlar olarak kendi geçmişimizle yüzleşemezsek şiddet sarmalından çıkamayız. Örnek vereceğim şimdi. E ee, Hanbeli Şafii Eş'ari gelenekte fıkıh kitaplarında var olan benim altını çizdiğim bir cümleyi paylaşayım sizinle. Namaz kılmayanın küfren katli vaciptir. Evet var mı böyle bir bilgi? Var. En akıllı dediğiniz Hanefi gelenekte ne var? Namaz kılmayanın hapsedilmesiyle ilgili hatta bazı daha ileri giden fetvalar var. Ölünceye kadar hapiste tutulmasıyla ilgili fetvalar var. Alın birini vurun ötekine. Evet acı gerçek bu. Hanefilerin ki Ebu Hanife'nin temel duruşuna ters. Ebu Hanife diyor ki açıkça bir kimse mümin olduğu için namaz kılar. Namaz kıldığı için değil. Ee, diğer gelenekteki e, Ebu Hanife'nin de ötesinde yani bir bütün olarak Kur'an'a da aykırı, Hazreti Peygamber'in tatbikatına da aykırı, insan gerçeğine de aykırı. Hemen temellendireyim düşüncelerimi. Kur'an'da namaz kılmayanla ilgili herhangi bir müeyyide var mıdır dünyevi? Hayır yok. Hayır yok. Hayır yok. Hazreti Peygamber namaz kılmadığı için herhangi bir kimseyi e, cezalandırmış mıdır? Hayır yok. Peki o zaman siz nereden çıkartıyorsunuz namaz kılmayanın küfren katli vacip olacağını? Kaldı ki üçüncü bir gerçek var. Siz herhangi kendinizi düşünün sadece. Birisi size zorla namaz kıldırmaya kalkışsa kıldığınız namaz mı olur? Bakın üç gerçek üzerinden düşünün meseleyi. insanın fıtratına aykırı, Kur'an'a aykırı, peygamberin örnekliğine aykırı. O zaman nedir? İşte bizim şu andaki harici zihniyetin bugüne yansıyan tezahürü, fıkı dinleştirmek. Yahu İstanbul eması harika bir terim bulmuş. Fıkı anlayış demektir. Muhteşem bir şey bu. Ebu Hanife görüşlerini ortaya koyarken diyor ki ben bu konuda şu 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 delillere dayanarak şu sonuca ulaştım. Kim daha güzelini ortaya koyarsa getirsin onu kabul ederim. Şafii geleneğin esas aldığı İmam Şafii uzun süre Bağdat'ta yaşıyor sonra kalkıyor Mısır'a gidiyor. Geriye dönüyor diyor ki benim daha önce verdiğim fetvalarla amel etmeyin. Ebu Hanife diyor ki kim bir kimseye bizim görüşlerimizin temellerini dayanaklarını, delillerini bilmeden onunla amel etmek caiz olmaz diyor. Bu da Ebu Hanife'nin yaklaşımı. E biz bugün nasıl yaklaşıyoruz meselelere? Haricilerin o zihin yapısı bugün fıkı dinleştirmek olarak tezahür ediyor. Ve Müslümanların önemli bir kısmı fıkı din olarak kabul ediyor. Burada çok net bir cümle kurayım. Ebu Hanife'nin söyledikleri üç kategoride yer alır. Bir, o zaman da doğrudur, bugün de doğrudur. Evrenseli yakaladıysa. İki, o zaman doğru olabilir o zamanki koşullarda ama bugün yanlış olabilir. Niye? Her şey çok değişti. Hanefi geleneğin çok kullandığı argümanlardan birisi mesela bir suyun temiz olması için ne vardır? Kokusunun, tadının, renginin bozulmamış olması. Siz bugünkü koşullarda bunu uygulayabilir misiniz? Radyasyon, Radyasyon dediğiniz. Problemle karşı karşıyasınız. Temizliğe için, temizliğe kullanın. Neyle karşılaşacaksınız? Ha başka ne vardır? Ebu Hanife'nin bazı görüşleri de vardır ki o zaman da yanlıştır, bu zaman da yanlıştır. Dolayısıyla burada bizim problemimiz kendi geçmişimizi, geleneği bilmeyişimiz. Hep gelenek gelenek diyoruz. Burada da bir sonuç bu söylediğim konuda sonuç cümlemi söyleyeyim size. Geleneği kutsallaştırmak gelenekten... ...kopulduğunun, gelenekten uzaklaşıldığının bir tezahürüdür. Kim geleneği aşırı kutsallaştırıyorsa bilin ki o gelenekten bütünüyle kopmuştur. Niye? Çünkü geleneğin, yani normal şartlarda düşünün ben bir akademisyenim, bilim adamıyım. Şunun farkındayım. Bilim, bilimsel bilgi birikimli bilgidir. Birikim olmadan, gelenek olmadan bilim olmaz. Ankara ilahiyatı diğer ilahiyatlardan farklı kılan nedir? Bu söylediğim gelenektir işte. Evet budur mesele. Ondan sonra kalkarlar Ankara ilahiyat gelenek düşmanı. Yahu aklımızı peynir ekmekle yemedik. Gelenek bir vakadır. Ben niye düşman olayım ki? Mezhepler konusunda en çok konuşulan şey efendim bana yöneltilen eleştiri. Mezhep din değildir diyorum. Sen mezhep düşmanısın diyorlar. Espri yapıyorum. Yahu mezhepler benim ekmek teknem. Ben hayatımı buradan kazanıyorum. Mezheplere laf ettirmem diyorum. Diyorlar ki ha adam kendi menfaat için mezhepleri koruyor. <laughs> Şimdi yani çok enteresan şeyler ama bu alandaki cehaleti görmeniz için yaşadığım bir örneği paylaşayım. O da şu bir konferans verdim böyle seçkin bir topluluğa. Biraz da baktım anlaşıldığını da hisseder gibi oldum. Ee, yani mutlu da oldum. Sorular kısmı devam ediyor. Ve ilginç bir soru geldi tam sona doğru. Hocam dedi birisi çok güzel anlattın da ya bu hep merak ediyorum Ebu Hanife'nin mezhebi neydi? <laughs> yani canım sıkıldı aslında ama renk vermemek için ben dedim bir espri yapayım burada. Sonradan anladım Müslümanların espri yeteneği de iyice kaybolmuş. Çünkü o kadar sıkıntılı ki. Dedim ki ben de çok merak ettim söylediğini. İyi ki sordun dedim. Hay Allah razı olsun dedim ee, araştırdım araştırdım sonra baktım Ebu şeyin, E bu şeyin Hazreti Muhammed'in mezhebinin hanefilik olması gerektiğini dedim tespit ettim salonda kimse gülmedi <laughs> ya böyle e, bir an durdum baktım e, bitiyor her şey Dedim bir dakika durun dedim ya. Ha ben espri yapmayı çok beceremediğimi biliyordum ama dedim bu kadar kötü olduğum aklıma gelmezdi. Ya bunu dedim bir espri yaptım. Bu, bu bu mesele de ama bir gerçek var orada biliyor musunuz? Arkadaşlar geçmişle tarih arasındaki farkı bilmezseniz geçmişten size gelen her türlü bilgiyi doğru bilgi zannedersiniz. Halbuki geçmişten size gelen her türlü bilgi inşa edilmiş bilgidir. Bunu görmek durumundayız. Burada o insanların kafasında ne var? İmam-ı Azam'la peygamber arasında hiçbir fark yok. Zaman olarak fark yok. Zihinde kopmuş o o kısım bir zaman çökmesine uğramış. Ebu Hanife ile peygamber arasında yok. Ve Hanefiliğin Ebu Hanife'nin vefatından çok sonra teşekkül ettiğinin bile farkında değiller. Onun için fıkhın dinleştirilmesi bu tür sorunlara yol açıyor. Bunun devamında da bir cümle daha kuracağım. Dört hak mezhep meselesi de bu yanlışın taçlandığı zirvesidir. Herhangi bir mezhep hak ya da batıl olmaz. Herhangi bir düşünce, görüş hak ya da batıl olur. İslam açısından iman bireyseldir. Haricilerin yanıldıkları noktalar buralar işte. İslam açısından sorumluluk da bireyseldir. Patentini alacağım bu son söylediğimin. İslam açısından cennete toplu rezervasyon mümkün değildir. Dolayısıyla hak mezhep, batıl mezhep ifadesi yanlıştır. Siyasi bir ifadedir. Üstelik de dört mezhebin ne zaman teşekkül ettiğini, dördünün bir arada ne zaman var olduğunu düşünürseniz meseleyi daha kolay kavrarsınız. O yüzden bu noktada söyleyeceğim şey şu, biz bugün bu amel iman meselesini yeniden tartışmak mecburiyetindeyiz. Kültürümüzdeki Namaz kılmayanın küfrü katlen küfrü vaciptir ve benzeri meselelerle yüzleşemezsek Müslümanları şiddet sarmalından kurtulamayız, kurtaramayız. Adam diyor ki, diyorsunuz ki ya bu ne saçma sapan bir şey. Adam diyor ki falan kitapta var. E falan kitapta olması onun doğruluğunun kanıtı mıdır? Ama siz eğer falan kitaptaki bilginin Allah'tan gelen bilgi olduğunu düşünürseniz elbette onu sorgulamazsınız. Onu sorgulamazsanız malumata mahkum olursunuz. Haricilikten şey kısmı kalacak onu okumanızı havale edeceğim. Haricilerin fırkalara ayrılması kısmını onu grafiker yayınlarından editörlüğünü Sönmez Hoca ile beraber yaptığımız el kitabının haricilik kısmını okursanız haricilerin fırkara fırkalara ayrılması ve ibadiye ile ilgili kısmı orada detay olarak görürsünüz. Onu anlatmayacağım. Çünkü e, bu analizde birkaç şeyi daha netleştirmem lazım. E, e, grafiker yayınlarından, Sönmez Kutlu ve Hasan Unat'ın editörlüğünü yaptığı bir kitaptan söz ediyorum. E, yani e, efendim var. Onun, rakibi olarak yayınlarında da var aynı kitap. Hayır. olmadığını söylemiyorum. O da aklıma geldi. Onunla ilgili bir şey de söyleyecektim ama söylemeyeyim artık. Burada şöyle bizim o kitabın bir özelliği var. Şimdi madem reklam faslına kaçtınız. Bak sizinkinin sizinkinin ya bunu bu cümleyi keşke kurmasaydınız. Mehmet Hoca her ne kadar Ankara'nın havasını, suyunu iyi e, hazmettiyse de kelamcıdır. Kelamcı ve mezhepler tarihçisi biraz farklı bakar olaylara. Sadece ben şu kadarını söyleyeyim, işin esprisi. Lütfen bu konularla ilgili ne bulursanız okuyun. Ama biraz daha bilimsel bilgi istiyorsanız, mesela VAT'ın e, İslam düşüncesinin teşekkül devri. Bu konuda en özgün e, bilgileri içinde barındıran bazı yanlışlar olmasına rağmen var bu konudaki e, rivayetlerin tahlilini merak ediyorsanız, Wellhausen'ın e, tarih kurumu yayınlarından çıkan e, e, Haricilik ve Şiilik Emeviler devrinde siyasi partiler diye zannediyorum öyle tercüme edildi. Hatta delillere dayalı konuşalım. Yanımda getirdim çünkü. Evet bu kitap. Emevi e, İslamiyet'in ilk devrinde dini siyasi muhalefet partileri. Yani tek tek raviler üzerinde çalışarak yani şu anda bizde haricilik konusunu bu bağlamda çalışan sadece etem Ruhi Fığlalı hoca vardır. O da ibadilik boyutunu çalışmıştır. Hocanın doktora tezidir. Ondan sonra ben bir master tezi yaptırdım. İstediğim düzeyde değil ama yine de güzel bir çalışma oldu ama basılmadı. Yani dolayısıyla bizde şöyle bir prensip esastır. Hangi mezhebi çalışıyorsanız çalışın, mümkün olduğu kadar onun en özgün kendi kaynakları üzerinden düşünmeniz gerekir. Dolayısıyla bunları okumanızda fayda var arkadaşlar. Burada e, üzerinde duracağım haricilerle alakalı amel iman meselesini konuştum. E, harici siyaset teorisinin köklerini konuştum. E, özgün boyut olarak bir başka kısım kaldı. Bugüne de yansıyan haricilerin e, Kur'an'la, imtihanları. Evet bundan da söz edeyim hemen 1-2 dakika içerisinde. Hemen haricilerin e, İslam İslam düşüncesine biraz da katkılarından da söz edeceğim ve sorularınız kısmına geçeceğim. E, planladığımdan 10 dakika ileri geçtim. E, öyle bir opsiyon tanınmıştı bana baktım herkes dikkatle iyi dinliyor. Uyuyan yok hiç. Bari dedim biraz e, detayla e, yürümüş olayım. E, zaten okuyacağınız kaynakları da söyledim. E, ne bulursanız okuyun. Ama okurken de şuna lütfen dikkat edin. E, bu çok işinize yarayacak bir bilgidir. E, bir, ne okursanız okuyun, bilgiye öğrenmeye açık olun ve eleştirel çerçevede okuyun. Bu Kur'an'ın emridir hem de Müslümanların vasıflarından söz ederken der ki Kur'an onlar her sözü dinlerler. Öğrenmeye açıktırlar. Anlarlar, kavrarlar, en güzeline uyarlar. Bence bunu prensip haline getirin. İkinci önemli bir şey, lütfen zandan sakının. Bunu da Kur'an yasaklar. Hangi konuda ne konuşacaksanız delillere dayalı yürüyün. Bu böyle bir şey ve üçüncüsünü de hatırlatayım size. Lütfen düşünürken de anlarken de adaletli olun. Adalet objektiflikten daha güçlü bir kurucu ilkedir. Haricileri anlamaya çalışırken de ben mesela bu konferansı hazırlanırken notları gözden geçirirken şunu fark ettim. Zaman zaman haricilere haksızlık ediyoruz. Mesela bu konuşmada mümkün olduğu kadar haricilere haksızlık etmemeye özen gösterdim. Niye? Onları günah keçisi yaptık böyle. Hatta bunu şeyde görmüştüm son okumalarımda. Ahmet Cevdet Paşa'nın Vahabilerle ilgili yazıp çizdikleri var eserlerinde. Onları haricilikle irtibatlandırıyor. Dedim ki ya Paşa haksızlık etmişsin. Haricilerin organik bir devamı değil ki Vahabiler. Zihniyet olarak benzerlikler olabilir. Ama yani Osmanlı Safevileri Rafizilik üzerinden Vahhabileri de haricilik üzerinden ehli sünnet dışı tutarak politik davranıyor. Bu politik davranıştır. Yani devlet çıkarları açısından belki anlaşılabilir ama bir ilahiyatçı olarak ya bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi burada haricilerin en ciddi problemlerinden birisi bunu önce şöyle formüle edeyim. Özellikle Şiilik özelliğinde bu söylediğim daha geçerlidir. Önce inanırsanız her şeyi ispatlayabilirsiniz. Kur'an sizden önce bilmenizi ister. Bildiğiniz makul ise, anlamlı ise, ha o zaman hür iradenizi devreye sokarak inanabilirsiniz. Hariciler mesela diyorlar ki, bu ayrılmalarına yol açan sebeplerden birisi çocukların öldürülmesidir. Ezarike grubu çocukların da müşriklerin kendileri gibi düşünmeyenlerin çocuklarının da öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Delil bulmaları lazım. Ne bulacaklar? Gidiyorlar Nuh Suresi'ne ve ayeti çarpıtarak direkt oradan çocuklarını da öldürülebileceğine dair fetva çıkartabiliyorlar. Cımbızla çekerseniz Kur'an'dan her türlü görüşünüze delil bulabilirsiniz. Hadislerden daha bol bulursunuz. Hadislerden ne hangi konuda bakarsanız bakın karşınıza delil olarak kullanacağınız hadisler çıkar. Onun için diyorum ki hangi mezhebe bakarsak bakalım adaletle anlamaya çalışalım. Son cümlem mezhepler dinin anlaşılma biçimleriyle ilgili tezahürlerdir. Beşeri oluşumlardır. Adı ne olursa olsun bütün mezhepler beşeri oluşumdur. Bu bağlamda ne hariciliği hoşumuza gitmiyor diye İslam dışı ilan etmeye hakkımız vardır. Ne ehli sünneti serapa, tepeden tırnağa İslam'da özdeşleştirmeye hakkımız vardır. Her mezhebin doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Sizin en sahih dediğiniz, en e, hak dediğiniz mezhebin içinden ateist, dinsiz, agnostik insanlar çıkabileceği gibi sizin en kötü dediğiniz, e, gulat dediğiniz, sapkın dediğiniz mezheplerin içerisinden de Allah'ın istediği gibi pırıl pırıl insanlar çıkabilir. Çünkü İslam hiçbir mezhebin, hiçbir cemaatin, hiçbir oluşumun tek elinde değildir. Dolayısıyla iman, sorumluluk ve cennete gitme noktasında bireyi esas alması İslam'da şu ilkeyi öne çıkartır. Temel belirleyici tevhiddir, iki destek unsuru vardır. Ahiret, nübüvvet. O zaman son cümlem, bir insan kim olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi tarikattan olursa olsun, nerede olursa olsun, tevhid, ahiret ve nübüvvete inanıyorsa o insan Müslümandır ve İslam dairesi içindedir. Bunun adı da İslam ortak paydasıdır. En temel kök ortak payda işte bu söylediğim husustur. Evet sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.